Fethiye Belediye Meclisi Mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alim Karaca başkanlığında yapıldı. Yetmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişti. Şimdi gündem maddelerimize geçme. Belediye Meclisi toplantısında gündemdeki maddeler oy birliğiyle karara bağlandı. Belediye Başkanı Alim Karaca, bu dönemde önemli projeleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile hayata geçireceklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi'ne yaptırmak istiyoruz. Başkan Bey olumlu gördü. Bütün ekibini gönderdi. Salı gün buradaydı. Enişte ekibi Muğla'nın. Onu da buraya devrettiğimiz takdirde bir 200-300 milyonluk bir yatırım bu. Bunu da Büyükşehir Belediyesi'ne yaptıracağız. Önümüzdeki 1 Nisan'a kadar burayı tamamlamayı düşünüyoruz. Yani turizm sezonu öncesi buranın bitmesini hedefliyoruz. Şimdiden dosyaları hazırlanmaya başladı. İade dosyası. Burayla ilgili bir fiyatlar çıkarılıyor. İade edeceğiz ve dediğimiz gibi sezonun ortasında başlamayacağız. Şimdi 1 Kasım'da başlayıp 1 Nisan'da burayı bitirmek istiyoruz. Buradaki Kayaköy ve Hisarönü arasındaki 4350 metrekarelik yolun devrini Büyükşehir'e yapacağız. Biz teklif edeceğiz. Onlar da Büyükşehir Meclisi'nde kabul edecek. Olay bu. Meclis toplantısında belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilen belediye meclis üyeleri Oğuz Bolerli ve Veli Uysal'ın aylık ödeneklerinin, belediye başkan maaşının 1/3 olarak ödenmesi, oy birliği ile kararlaştırıldı. 2023 yılı kesin hesabının görüşülmesine ilişkin müzekkere, Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Çünkü orada farklı şeyler olabiliyor. Biz orada güvenliği 24 saat sağlayıp orada bir mesin alanı ve çocuklarımızın rahatlıkla da orada kullanabileceği kafesinden, restorandan, havuzundan çok fonksiyonlu bir alan haline getirmek istiyoruz orayı. Onun için de Oğuz Bey'e yetki vereceğiz. Şimdi iadeye çıkacak tekrar bakanlık ve bakanlığı yani umarım bizde kalır. Bizde kaldığı takdirde de biz orayla ilgili çok güzel bir projemiz olacak. Oradaki öğrencilerimize aynı zamanda Fethiye halkının kullanabileceği çok güzel bir alan haline getireceğiz orayı. Onunla ilgili bu. Oğuz Bey'e yetki verilmesiyle ilgili bir durum. Bir güncellemeler yapacağız. Ocak ayı itibariyle. Çünkü geri emlak güncellemelerimiz olacak kadar kaderleriyle ilgili. Bunlar sizlerle hep paylaşacağız. Bu zaman belediyenin bütçesi 1 milyar 700 ise ben 2,5 milyara çıkaracağım. Başka türlü olmaz. Biz yani ciddi projelerimiz var. Büyük bir bölümde büyük şeyler yaptıracağız. Kendimiz yapacağız. Bakanlıktan da o hibeler konusunda hep beraber gideriz. Bu bütün dediniz ya, bütüncül olan şey gemiyle değil. Önce devlet su işleri kanallarını ıslah edilip çöpertme olacak. Dere sobatların yapılması gerekiyor. Ondan sonra bu körfezi temizleyecek. Körfez arkadaşlar temizlemezler arasında bir şekilde biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla bu dediğimiz fonlardan yararlanıp körfezi temizleriz. Uzun vadeli kredi alıp temizleyelim. Ama önemli olan körfezi temizleyip 3 yıl sonra yine dolacak. Şu T2 kanalı DSE'nin oradaki müthiş bir devisi var. Bütün alüvyonları getiriyor, dolduruyor. Her yıl doluyor. Biz bak orayı temizletiyoruz ve her yıl doluyor. Biz bu gelen alüvyonu yukarılarda tutmadığımız takdirde bu körfezi temizlemenin, balçıyı almanın hiçbir anlamı yok. Alınacaksa hocam hiç almaz. Bütün yapmak lazım. Sizin dediğiniz gibi bir projeyi bütün. Biz o projeyi sunduk, bakanlıkta var. Gelen çalışma gemisini biliyorsunuz. Ön çalışma fizibilite gemisi oldu. Bununla ilgili yeterli açıklamayı da bizim ilgili kurularımızın zaman içinde yapacağı kanaatindeyim. Bunu da bilinmesini isterim kamuoyu nezdinde. Fizibilite çalışması yapıldı. Fizibilite çalışmaları, proje hepsi hazır bakanlıkta. Bakanlık o fizibilite çalışmaları ve projeyi istinaden Cumhurbaşkanlığı stratejik planlamadan ödenek istedik. 2018'de tamamlanmış. Başkanım, her iki anlamda da nereye düşen vazife olursa Fethiye için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Yani bunun 1 milyar 800 milyon tümlet için para değil arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın da. Yani artık bir Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 540 milyar bütçesi var ya. Yani devlet istese hemen yapar.